Moskova'da geçirilen bu görüş rutin karakteri taşıyor. Moskova mecazi dilden ise sepelenmiş ve sepelenme prosesi süratlerinin emdiğini toparlamaya ve daha da güçlü etmeye çalışıyor ama bu bir kadar fantastik kolye tersine bağışıyor. Çünkü Moskova'nın MDB layihası artık özünü doğrultmadı. Birçok layiheler, kimi Avrasya İktisadi Birliği, Avrasya Gömrük İttifakı, KTBT ve diğer strukturlar ve situatif müttefiklik grubular gibi. Mesela hem de ondan ibarettir ki Ermenistan rehberliği, siyasi elitalar ve hususuyla istiklişmekte Moskova istikametinde aparılacak ciddi adımların ve anlaşmasını istemediler. Ve bu maksadla da konkret adımlar atılır ve bunun için de bütün ellerinden geleni edirler. Meir Grigoryan özü Ermenistan hakimiyetinde Rusya meyilli adam kimi tanınır ve məhz bu sebepten de o hem İrevan'da Averçuk'la görüşlerin perde arkası müzakerelerinde iştirak etmişti hem de Moskva'da olan görüşlerde iştirak edecek. Cenab-ı Ali Esadullah, Meir Grigoryan'ın görüşü ihtimaline geldik dese ihtimal çok azdır. Çünkü Moskova görüşünün bir faktiki veya real neticesi yoktur. Meir Grigoryan'la neyin, nece ve ne için müzakere olunması da sual altındadır. Çünkü Aleksandr Averçuk'un İrevan'a seferi zamanı Averçuk faktiki olarak İrevan'a kırmızı verege göstermişti. Çünkü Rusya'nın esas prinsipal layihası Zengezur Dehlizi layihası. Onun da hayata geçirilmesi bilavasıta Paşinyan'ın siyasi iradesinden aslında. Ama görünen budur ki Paşinyan hele de Zengezur layihasını istemiyor. Meir Grigoryan'ın da Moskova'da geçireceği görüş, Moskova'nın Ermenistan'ı garbe meyillenmesini vektöründen kenarlaştırmak veyahut da çekindirmek niyeti güdür. Ama bu niyeti baş tutmayacak. Çünkü Paşinyan'ın üzerine götürdüğü tehditler ve delikler var. Bu onları yerine getirmektedir. Öz özünde Moskova görüşü Azerbaycan için maraqlıdır ve aynı zamanda müeyyen mənada mənafelerimize hizmet edir. Çünkü Azerbaycan çok tərəfli ve çok istiqamətli diplomatiya yürüdü. Bu diplomatiyanın tərkib hissələrinin biri de postsovet mekanında olan strukturlardan bir tərəfli yok, çok tərəfli kaydada kommunikasiyalar ve kanneklerdir. Bu bakımdan MDB dahilinde olan alakalarımızın inkişafı Azerbaycan'ın maraqlarına cevap verir. Lakin bu alaka inkişafları hiçbir halde Azerbaycan üzerinde güzeşler götürmesi, tehditler, öhdəlikler götürmesi demek değil ve olmuyor. Sadece olarak Mişustin'in Bakı'ya gönderdiği mesaj bundan ibarettir. Bir, Azerbaycan qərbə meyillənmə siyasetinde bir kadar ehtiyatlı olmalı, Rusya'nın maraqlarını nəzərə almalı. İkincisi, Rusya'nın enerji taşıyıcıları ve karbonhidratlarının dünya pazarına çıkarılmasında Azerbaycan'la emektaşlık devam ettirilmeli. Üçüncü mesele, Azerbaycan'la siyasi emektaşlıkla yanaşı sırf iktisadi ve maliye, hem de texniki ve komünikatif emektaşlık devam ettirilmeli. Bu da Azerbaycan'ın maraqlarına cevap verir. Yani Rusya'nın bizim alakalarımız evvelki kimidir ve böyle de devam edeceğiz. Biz Rusya'nın alakalarını çorlamak veyahut da tam eksiler. Rusya'nın satelitine çevirmek niyetinde değil. Her şey öz aharıyla gelir. Ve en nihayet Mishustin bu görüşten istifade ederek Azerbaycan'a bir konkret mesajı verecek. Eğer sülh sazişi imzalanacaksa Rusya Prezidenti Vladimir Putin bu sazişin Moskva'da imzalanmasını istiyor. Ve Putin'in halkla diyalogunda da bu fikir defalarla seslenmiştir.